Yeşil Sağlar'ın heyecanını ekranınıza taşıdığımız programımız basın tribünü. Hepiniz hoş geldiniz sayın seyirciler. Şu an yanımda Ersen Kaplan var. Yani Kızılca Bölükspor'un başkanı Ersen Kaplan. Başkanım, öncelikle programa hoş Hoş geldiniz. bulduk, teşekkür Bu ederiz. sezon aslında pek hislerinizi yansıtamadınız sahalara. Bazı aksaklıklar ve bazı Evet. aldığımız duyumlara göre şike davalarından mütevellit. Ben size şunu sormak istiyorum, direkt konuya gireceğim. Bu kimsenin ağzından düşürmediği şike davası, Kızılca Bölük'e uygulanan olay nedir? Şimdi ben öncelikle bizi buraya ağırladığınız için teşekkür ederim. Bu benim ikinci gelişim. En azından sizin sayenizde bir yerlerde sesimizi duyurabiliyoruz. O yüzden ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Şimdi geçen sene yani bizim profesyonel ligde mücadele ettiğimiz dönemde ve bizim de bölgesel amatöre düştüğümüz ilk sezon yani sezonun başında bir sosyal medyaya bir açıklama düştü herkesin izlediği. Biliyorsunuz Darıca Gençler Birliği ile biz düşmeye oynuyorduk. Ligde kalmaya daha doğrusu kümede kalmaya. Bir puanla Darıca bizim üstümüze kaldı. Biz düştük diye biliyorduk ama tabii bundan önceki başkanımız da bunu sayısız kez dile getirmişti. Bu olayda bir şike var, şaibe var diye. Sonra Mottospor diye bir canlı yayın aynı sizin gibi böyle bir programda Darıca'nın Gençler Birliği Başkanı diyor ki açıklamaları var. Onları da zaten tüm Türkiye izledi. Biz de Haberlerde tekrar evet, çok paylaşabiliriz. görüldü. Evet. Adam resmen şike itirafında bulundu. Tabii biz bundan sonra gittik hemen avukatlarımızla Türkiye Futbol Federasyonu'na. Türkiye Futbol Federasyonu hukuk müşavirliği konuyu ele aldı. Tarafları dinledi. Olayı dinledi. Sonra Darıca'yı ve Darıca Gençler Birliği'nin başkanını PFDK yani Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Tabii biz sevkten sonra artık çok ümitliydik. Diyorduk ki çünkü orada Futbol Disiplin Kurulu talimatının 56'ya 1'den sevki yapıldı. Ona bakarsanız 56'ya 1'deki sevk işte takımın 12 puan silmeden tutun cezaya kadar süresiz mene kadar cezalar var. Biz bunları beklerken ne yazık ki Futbol Federasyonu PFDK yakın bir tarihte kararını açıkladı. Sadece o dönemki mevcut başkana 1 yıl hak mahrumiyet cezası verdi. Şüphesi şurada şike şüphesiyle. Ama biz hakkımızı her yerde aramaya devam ediyoruz. Tahkime bu konuda itirazlarımızda bulunduk. Biz dedik ki eğer bir şüpheli varsa, bir kulüp başkanı şike yapmışsa ben, düşünsenize ben bir kulüp başkanıyım, ben şike yapacağım. Kimin için şike yaparsın? Takımın için. Ve bu takım, hatta Avrupa'da biz iyi bir avukatla çalışıyoruz. KAS'ta da kendisi görevli. Emin Özkurt diye bakabilirsiniz. Emin Bey diyor ki böyle maçlara mesela Avrupa kirli maç diye bakıyor. Yani kirli maç şöyle düşünün. Bu maçı hiç oynanmamış kabul ediliyor. Bu maç hiç oynanmamış kabul edildiği durumda sonuca bir daha bakıyorlar. Şimdi baksınlar bu maç hiç oynanmamış olsaydı biz bugün ligde kalmıştık. Profesyonel yani profesyonel ligde Darıca düşmüştü. Şimdi biz böyle bir karar bekliyoruz. Ama ne yazık ki bizim futboldaki lobimiz ben geçen sene sezonun ortasında da söylemiştim bir basın toplantısında. Yok yani biz federasyona gidiyoruz. Konuyu bir yere kadar götürüyoruz ama yani bizim şehrimizin ya futbolla bilmiyorum ya futbol artık herhalde futbol konuşmak istemiyoruz. Sevmiyor muyuz bilmiyorum yani ya da ikinci bir kulübü yük mü görüyoruz? Biz bu konuda destek bekliyoruz. Yani işin açıkçası yani artık konu belli bir yere geldi. Yani orada işte adam diyor ki şike ne desin yani daha fazla ne diyebilir bir başkan? Şu hesaba şu IBAN'a para attın mı desin? Açık Hani açık beyan etmiş yani aslında. ne desin? Yani ama Futbol Disiplin Kurulu sadece başkana 1 yıl en alt sınırdan bir ceza verip olayı kapatmak istiyorlar ama biz tabii kapattırmayacağız bunu. Hatta başkanım, yaptığınız Buyurun. açıklamalarda sizin en büyük umudunuz aslında Kızılca Bölüğün lige devam Tabii etmesiydi. tabii biz çünkü şöyle bakın ben işte bu konu gündeme geldiği günden beri inanın çok uğraşıyorum. Yani işte eski buradaki şimdi mevcut avukatlarımız onun üstüne gittik. İşte İstanbul'dan bazı avukatlarla görüştük, federasyonla görüştük, bu işi bilen herkesle görüştük. Herkesin dediği şu, burada bir şike itirafı var. İşte tescil edilen ligde tekrar sizin geri gelme şansınız yok ama yeni lige, yani bu sezonki lige Konuşturulacak davet lige. usulü gelmenizde hiç sakınca yok. Bu yapılabilir dediler. Hatta bize lig bittikten sonra işte 27 Mart'taydı herhalde. 27 Mart'ta biz bölgesel amatör devam ediyordu. Böyle bir sevk kararı çıkınca bizim bölgesel amatördeki bütün kulüp başkanları beni arayıp başkanım 3. lig şimdiden hayırlı olsun dediler. Çünkü yani güneşi balçıkla sıvayamazsın yani Tabii mevzu ki. bu net. Ama
İşte şu anda biz tahkim kurulundan kararı bekliyoruz. Aynı zamanda yönetim kuruluna da talebimizi ilettik. Tahkim kurulu avukatın dediğine göre bir 10-15 gün sonra seçimden sonra demişlerdi. Federasyon seçimi yeni yapıldı biliyorsunuz. Mehmet Büyükekşi tekrar göreve devam ediyor. Bu konu gündeme gelecek ama biz bu konuyu federasyonda gündeme getirdiğimiz gibi Denizli'nin gündeminde de konuyu gündeme getirmek istiyoruz. Derdimiz o. Yani Haklı olarak. çünkü şöyle yani orada diyor ki işte Darıca'nın başkanı diyor ben diyor takımın diyor kaderini futbolculara bırakamadım. Aynı zamanda diyor ki Darıcan'ın namusu diyor. Ya düşünsene sen abiyana bir tabir ama bu ifadeyi kullanıyor. Bize kim sahip çıkacak? Ya bu takım 9 yıl profesyonel mücadele etmiş, 40 yıllık bir kulüp. Şimdi takımları görüyorsunuz. Yani şu anda bu sene biz balda oynadık. Neredeyse hepimiz düşüyorduk. Biz Saraköy kaldı. Deniz ekibinden hepsi Hepsi döküldü. döküldü. Düştük. Yenileri geliyor. Ben yenilerin de bütçe işi. Bu iş öyle kolay değil. Ben diyorum ki yani Denizli'de futbol namında bir şey konuşulabilecekse bu takımların ligde kalması lazım. Şimdi bakın mesela Adana Demirspor var ligde. Bir de Adana Spor var. Yani ikinci takım mesela Ankara Gücü, Keçiören, Ankara takımları. Yani büyük şehirlerin çoğunda Hep profesyonel destekleyici bir ligde ikinci takım ikinci var. takımları var. Biz de hep kendimizi bu mottoyla hazırlamıştık aslında. Yani üçüncü ligde bir tampon bir takım olursa Denizli'nin en azından o inşallah olmaz. Beklenmedik sonuçlar olursa en azından şehrin temsili konusunda bir Denizli takımı ligde kalır. Yani profesyonel liglerde olur. Şimdi bakıyorum bu konuda 3-5 kişiyiz yani bunu dert edinen. İşte sağ olsun sizle görüştük bu konuyu. Mustafa Bey'le de konuştuk sayısız kez. Ya bir yerlere biz sesimizi duyurabildiğimiz noktada duyurmamız lazım. Yani biz vazgeçmiyoruz davamızdan vazgeçmeyeceğiz de ama burada benim Ersen Kaplan olarak tek başıma vazgeçmem yetmiyor. Ya birilerinin de bize Kesinlikle. destek olması Yani lazım. Yani Denizli'nin bu şehrin takımı ise eğer ki aynen Denizlispor bu durumdayken kesinlikle özellikle aynen. Ve Ersan ben Kılıçdaroğlu'na sahip kesinlikle çıkılması aynen. lazım. Ben bu konuda en çok görevin size düştüğünü söyledim Mustafa Bey'e. Çünkü öyle düşünüyorum. Gerçekten öyle düşünüyorum. Çünkü medya diyorlar ya sessiz çoğunluğun sesi. Yani birilerinin sesi oluyor. Burada da bir haksızlık var. Bu haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyor. Demek ki biz susmayacağız. Çünkü biz şike yapmadık. Tam tersi. Şikeye maruz kaldık. Burada bir Bizim derdimiz mağdur bu. varsa o Mağdurun sizsiniz. biziz. Aynen Bu öyle. açıklamayı Takım yapmıştınız. mağduru. Yani ben değilim. Burada Kızılcabörük Spor Kulübü. Bu kulüp Denizli'nin bir takımı. Kesinlikle. Ki aslında keza kendi şahsınıza da ait çok büyük bir yük bindi bununla Tabii canım birlikte. kesinlikle ama ben hatta şey de diyorum. Yani burada benim olmam ya da bir başkasının başkan olması önemli değil ki. İşte 10 yıl başkan başka biriydi. Şimdi Ersen Kaplan. Yarın sen olabilirsin. O olabilir, bu olabilir. Yani kulüpler kalıcı, esas olan kulüplerin kalıcı olmasını. Yoksa kişiler fani, gelip geçici. Ya biri gelecek, devam edecek bunu. Ama ben şunu söylüyorum. Futbol bir kent kültürü. Gerçekten söylüyorum. Bir kent kültürü. Bu kent kültürünü yani sadece Denizlispor'un üstüne yüklemek de doğru değil ben. O konuda da diyorum. Yani evet tam Denizlispor ama işte borçlu bir yapısı var. Git pistlerinden Yasaklı başarılı, şu yasaklı, anda. transfer yasaklarını açamıyor. Ve ne oluyor? İkinci bir takım ya mesela biliyorsunuz profesyonel liglerde mücadele etmezseniz şehrinizi kimse aslında görmüyor biliyor musunuz? Yani televizyonda açıp bugün izlenmiyorsa maçın hiç kimsenin aklına gelmeyebiliyorsun. Yani şehirlerin tanıtımı için de çok önemli. Markalaştırma için futbol, Kesinlikle spor çok önemli şu önemli. durumda. Özellikle Kızılcabörük'ün de böyle bir hassas noktası var. Yani Kızılcabörük tekstiliyle, dokumasıyla bir de takımıyla. Yani Kızılcabörük sporu bilmeyen yok. Ben bunu federasyona gittiğimde de hissediyorum. İşte başka yere de gidiyoruz. Ama günün sonunda işte bu sene biz takımın başına geldik. Bu ligin hem acemisiydik. Hem geç başladık. Bir sürü olumsuz sebepler artık. Yani bunları anlatmaya gerek yok. İstediğimiz sonucu alamadık. Takım şu anda süper amatörde. Yanlış hatırlamıyorsam 9 yıllık bir profesyonel geçmişi Tabii vardı tabii. Evet aslında. 9 yıl 2 defa işte 2. ligin kapısından döndü. Ondan sonra gruplara kaldı Türkiye Kupası'nda falan. Yani Anadolu'nun güzide köklü kulüplerinden biri. Ama biz tabii bu bayrağı devraldıysak bayrağı da yere bırakmayacağız. Hani ligin hangi neresi? Belki şu anda bölgesel amatörde ligden düşme kaldırılacak deniyor. Öyle bir şeyler konuşuluyor bu depremden dolayı. Eğer öyle bir şey olursa biz takımımızı balda da oynatacağız. Olursa süper amatörde. Ama bizim gönlümüz tabii ki şeyde. Çünkü biz şeye de hazırız. İşte tesisimiz var, stadımız var. Bununla ilgili bir kültürümüz var. Yani. Siz tam aslında o lige adapte Aynen olduğunuz zaman. Siz olmuştu. zaten Aynen tabii 3. lig... 9 yıl yapmış bu takım. Taraftarın buna alışkınlığı var, bir kültürü var, futbolla ilgili bir kültürleri var. Biz onunla da ilgili federasyona bazı yazılarımızı yazdık. Dedik ki biz hazırız. Borçsuz bir kulübüz. Bu çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Yani kulüp
onun dışında kendi gelirleriyle dönebileceğine ikna etmeye çalışıyoruz. Yani biz federasyona şey demiyoruz. Yani biz işte atıyorum bugün ben amatör kulüpleri de biliyorum mesela büyük böyle bölgesel amatörde mücadele ettiğimiz takımları da gördüğümde bugün Muğlaspor'un yanılmıyorsam 20-25 milyon borcu var. Doğru. Bugün Eskişehirspor geldi bakın o da bölgesel amatöre geldi. Bunların 300-400 milyon borcu var. Hatta İTA artık sponsorluğu iptal Olduktan etti. çekildi. Gibi ya böyle şeylerle de karşılaşabiliyorsun. Zaten bölgesele düştükten sonra şeyden yani ligden düşmek diyorlar işte tamam yani ligden düşüyorsun. İşte sponsorun çekilebiliyor. Taraftar çekilebiliyor arkanda. Ama Ama bizim Deniz'in öyle bir avantajı vardı. Taraftan grubu asla çekilmedi. işte bizim hem o var hem de bizim mesela şöyle yani gerçekten borçsuz hareket etmek çok şey Daha rahat, rahatlatıyor daha sizi. rahatlatıyor. Biz işte yeni tesis çocukların kalmaları için yer hazırlamıştık. O yeri hala tutuyoruz elimizde. Olur da tekrar lige geri dönersek diye. Onun dışında bazı yatırımlar yapmayı planlıyoruz takımla ilgili. Var kafamızda. Ama hani bunu da merak ediyorlardır Kızılca bölük Tabii ki. taraftarı. Biz şeyi bu bayrağı bırakmayacağız. Yani biz hak ettiği yere döndürmek için elimizden geleni yapacağız. Ama biz işin bu noktada kapısına kadar getirdik aslında bir şeyleri. Gerçekten inanın bu konuda Ya da kazıya bedel kazıya aynı götürdünüz aynı bu oraya. konuda da bedeller ödedik. Ciddi söylüyorum. Yani işte gidip İstanbul'dan bu işle ilgili uzman kişilerden bir görüş almak, onlarla görüşmek, onlara temas etmek öyle kolay değil. İnanın bakın cidden söylüyorum. Yani federasyona gidip bir randevu talep etmek, federasyona bu derdinizi anlatmak öyle kolay değil. Bunu yaşayanlar bilir. Hani belki işin dışında olanlara çok kolay geliyor ama inanın işin içindekiler beni daha iyi anlayacaktır. Yani oraya gidip bir derdinizi anlatmak, meramınızı anlatmak böyle konuşmak gibi değil. Kesinlikle. Orada belli yani görünmeyen katmanlar var, görünmeyen sınıflar var. Siz onun arasında kulübünüzün sesini duyurmaya çalışıyorsunuz. Ya başkanım aslında siz o katmanları geçtiniz. Geçtik, Ben geçtik. şuna anlam veremedim aslında. O zamanki Darıca Gençler Birliği'nin başkanın konuşması beyanı ortada. Dediğiniz gibi bir Aynen. kanalda konuşması. Ve hala bunun sonucunun İşte gelmemesi. ben gelmemesini geçin ya federasyon hatta yani bazıları şey diyor işte futbolla ilgilenenlere soruyoruz. Burada diyor ki ya şike adam dememiş ki ya şikenin ya diyorlar ki adam işte şikeyi itiraf etmiyor. Adam belki niyeti buydu. Maça şike yapacaktı. Yapamadı. Tamam. Eyvallah. Olabilir. Niyettir. Ama fiile ta dönmedi. Düşün ben senin ayağını çelmek istiyorum. İçimden o geçiyor ama yapmıyorum. Tamam. Olabilir. Sadece hani eylem aşamasına geçmemiş olabilir. Ama ben diyorum ki bu hiç eylem aşamasına da geçti. Bakın bir tane size bir örnek vereceğim. Bunu siz de paylaşabilirsiniz. Kerem Vergiller diye bir kaleci. Üçüncü kaleci. Bakın o maçta Önce gençler benim üçüncü kalecisi. Darıca Gençler Birliği'nin üçüncü kalecisi. Hayır özür dilerim kaleciyim. Darıca rakip. Rakibi ne yapıyor ya? Yani kaleci. Şu anki Hacettepe 1945 takımı. Orada oynayan kaleci Kerem Vergiller onların üçüncü takımı. Kalecisi özür dilerim. Üçüncü kalecisi. Ve profesyonel hayatında tek oynadığı maç, hala tek oynadığı maç o maç. Birinci kaleci yok, ikinci kaleci yok. Sen üçüncü kaleciyi oynatıyorsun. Şimdi bu olan hayatın olağan akışına aykırı diye bir durum var. Hukukçular biliyor bunu, bilir. Şimdi bunu nasıl anlatacağız? Başkanım şimdi çok da şanslı olacak tabii de 1 ile 2'nin peki başka bir durumu olabilir Bilmiyoruz, mi acaba bilmiyoruz, sakatlanma? bilmiyoruz. Bakın şimdi ne diyor? Şurada bir saniyenizi alacağım hemen. Bakın. Ne yaptım? Bak. Bakın bir başkan bunu söylemez. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Kalecikspor'a sağdan soldan baskı yaptırdım. Yani ne desin? Ya bu artık açık Ha açık yani ne beyan desin? yani bu. Ha? İşte tamam. Mesela işte bu söylem bile kimseye kâfi olmuyor. Eyvallah. Ama ben diyorum ki Denizli'nin bir lobisi futbolla ilgili bir lobisi yok. Bak tekrar söylüyorum. Denizli'nin futbolda bir lobisi yok. Bak net. Türkiye Futbol Federasyonu'nda Denizli'li bir yedek de olsa bir yönetim kurulu üyemiz var. Biliyor musun ismi? Futbol Federasyonu'nda yedek yönetim kurulu. Süleyman Bey, Süleyman Kocasert. Mesela Türkiye Futbol Federasyonu'nda yedekte de olsa yönetim kurulu üyesi. Şimdi nedir yani? Hani Denizli'nin orada etkisi nedir? Biz randevu aldık sağ olsun. Bize randevu aldı. Göttük, gittik, konuştuk, derdimizi anlattık. Hukuki yolu belli bir yere kadar getirdik. Ama ben diyorum ki ya Darıca'nın başkanı yani önceki başkanı takım başkasına devrediyor.
Diğer başkan ya diyor ki biz de herhalde ligden düşürecekler deyip elinden hemen takımı çıkarıyor bir başkasına. AŞ orası hemen bir başkasına veriyor. İşte 16 Mayıs'ta genel kurulu yapmışlar. Başkanı değişmiş kulübün. Ya bu Her şey bu ne? kadar Ya belliyken belliyken aslında. aynen öyle. Ama biz bir türlü istediğimiz sonuç hala alamadık. Hala bekliyoruz. Ama başkanım bizi en çok desteklemesini beklediğimiz kısım bir destekleme. Farkında mıyız? Ya işte biz şey herhalde gittik sağ olsun bakın şöyle hani destek olanlara da şimdi söylemeden geçmeyelim. Sayın Bakanımız Nihat Bey, Mehmet Büyükekşi'yi eski mesai arkadaşı Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde kendisine 2-3 defa bu konuyu hani bu konuda gereken özenin gösterilmesi konusunda talepleri oldu, iletti. Ama yani bu biraz da bizim bunu medyaya, sosyal medyaya, ya bunu ülke gündeminde tutmamız lazım. Yani bizim olayımız sadece bir kişinin söylemesiyle değil. Çünkü eğer siz bu işi gündemde tutarsanız günün sonunda karar verici ister istemez vicdanıyla baş başa kalacak. Yani o kararı veren. Şimdi tahkim bu kararı tahkim verecek. Şimdi tahkim bu konuşmaları dinlemedi mi? Dinledi. Dinledi. E şimdi bir karar verecek. İşte biz o yüzden bu karar verilmeden önce en azından gidilebilecek, söylenebilecek bir şey varsa hepsini de söyleyelim için buradayız. Ben o yüzden tekrar size teşekkür ediyorum. Bunu iletebildiğimiz her yere iletelim ki ya bugünün sonunda eğer bir takımı tekrar profesyonel lige döndürebilirsek bu hepimizin kazanımı. Bakın Kesinlikle. hepimizin. Orada sadece birkaç kişiden ibaret değil. Değil değil. Ya O bu mesela Denizli'nin bir markası. mesela markası şimdi siz Spor Denizli ailesi olarak mesela örnek veriyorum. Spor konuşulmadığı zaman nereden haber üreteceksiniz? Sizin kaynağınız ne? Bizim kaynağımız Ya sizlersiniz işte başkanım. Biz de aynen yani aynen. sizin de böyle bu duruma düşmeniz Anladın en mı? çok bizi yaralar. Tabii işte bugün düşünsenize bize tekrar üçüncülükteyken profesyonel takımlar gelecek. İşte biz belki kafaya oynayacağız. O olacak, bu olacak. Bunlar hep bir haber değeri var. Kesinlikle. Şimdi işte bizim bir sayfa önce bilmiyorum, bir ayda bir şey olursa bir şey yazılıyor. Bitti çünkü haber yok. Haber değerimiz yok. Çünkü niye? Baldaydık. Balın en altına gittik. Sala gittik. E bitti. E onun dışında ben şimdi bütün spor programlarına bakıyorum. Hep bölgesel amatör diye hep amatörü konuşuyorsunuz. Hani ben amatörü küçümsediğim için demiyorum. Bak yanlış, biz de amatörde oynuyoruz. Ama şunu Kesinlikle. demek istiyorum. Çünkü profesyonelde yani Bir tane de ulusalda bir temsilcimiz kalmadı. temsilci neredeyse kalmamak üzere. Hani anlatabiliyor muyum? Bu yüzden bu futbolun ortak sorunu değil mi? Yani Denizli'de futbolu sevenlerin ortak sorunu değil mi? Öyle. İşte bu yüzden de hepimiz sahip çıkmamız lazım Aynen. diyelim. Ve başkanım isterseniz programımızı burada Çok sonlandıralım. sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim başkanım. MK Yapım'dan basın tribünden bu bölümden bu kadar. Bizi izlemeye ve takip etmeye devam edin.